Şafii mezhebine intisaplıyız demiş. Camideki hocamız da Hanefilere göre namaz kıldırıyor. Biz de cemaat sevabından geri durmak da istemiyoruz hacizane demiş. Farklı da kılmak gerekiyor mu? Yani bu şekilde Hanefi bir hocamızın arkasında muhtemelen teravih namazını kastediyorlar evet, hocam. Dört rekatı yani arada selam vermeden kılabilir miyiz diye soruyor. Buyurun. Evet. Şimdi bakın güzel bir soru yani seyircimiz hakikaten güzel bir soru sormuş. Burada biz kural olarak şunu söylüyoruz. Şunu söylememiz gerekiyor daha doğrusu. İmamın namazı e, imam kendi mezhebine göre abdesti ise yani abdesti sayılıyorsa ve kendi mezhebine göre kıldırmış olduğu namaz sahih ise, geçerli ise cemaatin namazı da geçerlidir. Yani cemaat orada hangi mezhepten olursa olsun. Diyelim ki bir Şafii imam var. Biz Hanefi olarak ona uyduk. Şimdi şafi imamın namazı kendi mezhebine gö göre geçerliyse, abdesti geçerliyse uh -huh. arkasındaki Hanefiler namazı da geçerlidir. Velev ki, velev ki o Hanefilere göre Hanefi cemaate göre imamın abdesti olmasa bile Hanefilere göre imamın abdesti bozulmuş olsa bile yine o imama uyması lazım. Yani günümüzde de şehirleşme çok olduğu için biz artık imamın acaba bizim mezhebimize göre abdest aldı mı, bizim mezhebimize göre namaz kıldırdı mı diye bunu araştırmamıza gerek yok. İmama biz tabi olacağız ve ona uyacağız. E teravih namazında da bir şafi çok rahatlıkla dört rekatla bir selam da verse gidip bir imama uyabilir. Bunun aksini söyleyeceklerdir. Fıkıhtan deliller göstereceklerdir. Kaynaklar göstereceklerdir. Ama Bunlara itibar etmemek lazım. Bizim din işleri yüksek kuru olarak cevabımız şudur. Biz cemaati hedefliyoruz. Hı hı. Müslümanların birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü, cemaatin çoğalmasını hedefliyoruz. Onun için de efendim imam hanefi olmuş, şafi olmuş bunun bir önemi yok. Çok rahatlıkla onun arkasına gidip namaz kılabiliriz. Dört rekatta bir selam verse bile efendim vitri şafiler biliyorsunuz iki rekatta bir selam verirler. Hı hı. Vitirde de öyledir. Hı hı. 3 rekat bile kıldırsa yine ona uyarak çok rahatlıkla biz vitrimizi de kılabiliriz. Teşekkür ederiz hocam.